Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni kadın karakterle karşınızdayım. Şaka şaka buradayım. Tek kişilik vergi kopyalama yapacağız arkadaşlar. Efsane kolay, bunu herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Videomuza geçmeden önce eğer ki bunları yapacak malzemeniz yoksa veyahut da yapamıyorsanız arkadaşlar benden para paketi satın alabilirsiniz. Paketler sadece PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geçerli olup arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tüm merkezleriniz almak istediğiniz paketin açıklama kısmında yazıyor, haberiniz olsun. Artık oyun da satıyorum arkadaşlar. Game satış mağazama girerekten oradan oyun da bakabilirsiniz, haberiniz olsun. Oyun fiyatları gayet ucuz, 10 tane oyun 150 liraya satıyorum, bence alınır yani. Ben olsam alırdım zaten, ben hepsini bitirdiğim için. O yüzden almıyorum. Ablanın işi çıktı galiba, gidiyor, mesai başladı ablanın. Her neyse, söylediğim gibi açıklama ve yorumlar kısmında mağazamdaki mevcut arkadaşlar. Oraya giderekten isterseniz para paketi veyahut da oyun satın alabilirsiniz. Bu araba kopyalamada ne lazım diyeceksiniz. Öncelikle arkadaşlar eğer ki arkadaşınız yoksa, tek kişilik bir araba kopyalama ama eğer ki arkadaşınız yoksa bunu public session'a yapmanız gerekiyor. Peki nasıl bir public session'a yapacaksınız? Aynı Photoshop'a sahip olan başka bir insan bulmanız lazım. Yani bunu public session'a bulabilirsiniz. Şuradan size gösterebiliyorum. Daha doğrusu arabadan girerken gösteririm. Şimdi büyük ihtimal gözükmez. Ben de diğer hesabımda aynı Photoshop olduğundan dolayı ben fren seçeneğini yapabiliyorum. Eğer ki sizin arkadaşınız varsa, aynı yerden Photoshop'unuz da varsa arkadaşlar, fren seçeneğine geçerekten ikiniz de birbirinizden faydalanıp araba kopyalayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Onun haricinde üstünüze bunu yapmanız lazım. Yani bu dediğim scuba kıyafetini yapmanız lazım arkadaşlar. Scuba için yapacağınız şey, öncelikle scuba kıyafetinizi herhangi bir mağazadan satın alıyorsunuz, giyim mağazasından. Aldıktan sonra kayıt etmeniz gerekiyor. Kayıt ettikten sonra herhangi bir su olan yere geliyorsunuz. Deniz olur, havuz olur, hiç fark etmez. Boyunuzu geçsin, yetiyor. Kayıt ettikten sonra başka bir kıyafetinizin de kayıtlı olması gerekiyor. Yani iki tane kayıtlı kıyafetinizin olması gerekiyor. Onun haricinde direkt MC klubinizden çıkın, CEO'nuza girin. VIP'de varsa da olur, fark etmez. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar suyun içine girmeden önce style'e geliyorsunuz. Scuba hariç diğer kıyafetinizin üstüne geliyorsunuz ve burada bekliyorsunuz. Yapmanız gereken işlem basit. Buradan içeriye girdiğimiz zaman bizim karakterimiz scuba tankını takacak, işte kafasına maskesi falan filanı geçecek, ayağına palet falan gelecek. Bunu gördüğünüz gibi X'e spamlayacaksınız. Spamladıktan sonra kıyafetiniz tabii ki değişmeyecek. 2-3 kere zaten tık tık sesi gelecek. Hani şu ses var ya, nasıl söyleyeyim, şuradan göstereyim. Stabilize gitmiyor bu da. Hani dın dın diye bir ses var ya GTA'nın, o ses gelecek zaten arkadaşlar. O sesi duyduktan sonra tamamdır. Ondan sonra denizden, havuzdan neredeyse çıkacaksınız. Önce interaction menüsü kapatacaksınız. Sonrasında direkt göstereyim. Önce şunu yapalım, anlattığım şeyi. Bu şekilde giriyoruz. Boyumuzu geçtikten sonra tamam, X'e bastım. Bir tane bastım. Ondan sonra interaction menümü kapattım. Ayaklarım yere bastı, scuba'yı çıkarttık. Scuba'yı çıkarttıktan sonra SecureSafe CEO'dan, VIP'de de bu bölüm yer vardır büyük ihtimal. Buradan arkadaşlar style'e geliyorsunuz, herhangi bir kıyafet değiştiriyorsunuz. Kıyafet değiştirdiğiniz zaman scuba tankı yere atıyorsa olmuştur. Atmıyorsa yapamamışsınızdır, tekrardan denemeniz lazım. Scuba girişini bilmiyorsanız hemen şuradan bir izleyin, gelin. Şu an büyük ihtimal ekranda oynuyordur hatta. Unutmazsam editlemeyi, şu an ekranda oynuyordur büyük ihtimal scuba şey arkadaşlar. Scuba kıyafetini yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz, Photoshop'unuzun önüne. Photoshop'unuzun içerisi full olacak. Eğer ki boşluk varsa veya olacak hiçbir şeyiniz yoksa, hani araba alamıyorsanız bedava arabayla doldurun arkadaşlar, hiç sıkıntı değil. Sadece Photoshop'unuzun dolu olması gerekiyor. Onun haricinde el bombası olması lazım arkadaşlar. Bir dünya el bombası alın. Her zaman gibi Mobile Operation Center ve de bank kırmızının da olması lazım. Mobile Operation Center'ımızın bayıç kısmı personal vehicle storage olacak ve arkasında da bedava eğlence olacak arkadaşlar. Yani bedava herhangi bir araba alabilirsiniz. Onun haricinde de fazla hani başka bir şeye ihtiyaç var mı? Var. O da arkadaşlar ne kopyalamak istiyorsanız onu kopyalayabilirsiniz. Kopyalayacağınız araba ne kamyonda olsun ne de Photoshop'ta olsun, başka bir garajda olsun. Bu kadar. Hadi direkt kopyalamamıza geçebiliriz. Video zaten acayip kolay arkadaşlar. Öncelikle kamyonunuzun içerisine giriyorsunuz. Kamyonu bu şekilde park edin. Hani ya benim şekilde değil de, hani arkasına araba gelmeyecek şekilde park etmeye özen gösterin arkadaşlar. Hani benimle aynı Photoshop'a sahipseniz direkt caddeye bırakmayın. Bu NPC'ler kamyonunuzun arkasında bekliyor. Beklediği için de biz bir şey yapamıyoruz. Böyle arkasındaki circle hep duracak şekilde, araba gelmeyecek şekilde böyle bir yere park edin kamyonunuzu. Şimdi direkt ben arkadaşlar size az önce bahsettiğim o uyarı vardı ya, o uyarı şu. Hani şurada iki tane uyarı çıkması gerekiyor. Bunu public'te yapacaksanız bu iki tane uyarının çıkması gerekiyor. Haberiniz olsun. Bende zaten çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada yapmamız gereken işlem el bombasını elimize alacağız. Şuradan bir bulayım el bombasını.
Evet, egg bombasını elimizde alacağız arkadaşlar. Egg bombasını garaja attıktan sonra gaza basacağız. Gaza bastıktan sonra options'a basacağız. Ve buradan itibaren de bu şekilde yapacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Gaza full basılı tutuyoruz. Egg bombasını attıktan sonra gaza full basılı tutuyoruz. Ondan sonra options'a basıyoruz. X'e basıyoruz. Gaza zaten full basılı tuttuğumuz için bu şekilde olacak. Ondan sonra patlayacağız, doğacağız. Hemen yapalım. Anlatması biraz karışık oldu ama yapması gayet kolay. Buradan direkt bu şekilde arkadaşlar. Patladıktan sonra gaz tuşunu bırakabilirsiniz. Doğduktan sonra kopyalamak istediğiniz arabayı mekanikten çağırıyorsunuz. Bu ablaların mesai saati başlamış galiba, gidiyor hepsi. Kasinodan çağırıyorum arkadaşlar ben ismi. Buradan itibaren telefonunuzu açın ve arabanın gelmesini bekleyin arkadaşlar. Telefonu hiçbir şekilde kapatmayın, hiçbir şekilde X'e de basmayın. Buradan itibaren arabanızın yanına doğru gidin. Evet, arabanıza bindikten sonra da telefonunuzu kapatmıyorsunuz. Şu an yapacağımız şey, eğer ki arkadaşlar sizde olmazsa, oyun bug'a girerse tekrardan en baştan yapmanız gerekiyor. Ben az önce, bu şu an 3. yapışım, ilk yaptığım zaman olmadı, 2. yaptığım zaman oldu. Büyük ihtimal şimdi de olacaktır çünkü az önce kamyonumun arkasında saçma sapan NPC'ler vardı. Bak şu anda var. Bu NPC'lerin gitmesini bekleyin arkadaşlar. Siz onlara çarpmayın, onlar ölürse hepten orada kalacak. Şoför öldüğü zaman onlar da kalacak. Evet, şu an boş. Kamyonunuzun arkasına gidiyorsunuz. Geldik. Buradan itibaren arkadaşlar telefonunuzu kapattıktan sonra sağ yön tuşuna, yani kamyonun içerisine girme tuşuna spamlayacağız, basacak yapacağız. Hemen yapalım arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Ekranınız Photoshop full yarısı gelecek ve kamyonun içerisine atması gerekiyor. Eğer ki oradaki Photoshop full yarısı saçma sapan bir şekilde hep flashlanırsa olmamıştır arkadaşlar. Hani bir şeyi yanlış yapmışsınızdır, haberiniz olsun. Buradan itibaren arabanızın iki kapısını da açın. Bu şekilde içeriye girmeniz lazım yani. Burada kapısını açtıktan sonra birazdan videoyu hızlandıracağım. Buradan itibaren arkadaşlar scuba tanklarınızı şu şekilde atıyorsunuz zaten. Bilmem varsa şuradan size göstereyim. Scuba tanklarınızı her iki kapı kapanacak şekilde atın. Adede önemli değil. Kapı kapansın yeter. Benimki büyük ihtimal olmadı şimdi ama üçgene bastığınız zaman arabaya ışınlanmanız gerekiyor. Evet, arabaya ışınlanmıyor. Benim araba saçma sapan bir şekilde havaya kalktı. Böyle. Aslında az önce ışınlandı gibi, bakayım bir. Evet arkadaşlar, bu şekilde arabanız ışınlanacak. Üçgene bastığınız zaman karakteriniz arabaya ışınlanıyorsa tamamdır. Buradan itibaren Exit Trailer üyesini alıyorsunuz ve üçgen ve X tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Dışarıya çıktığınız zaman arabayla birlikte dışarıya çıkmış olmanız gerekiyor. Eğer ki arabası bir şekilde dışarıya çıktıysanız tam olarak üçgen ve X tuşunu tutturamamışsınızdır veyahut da yeteri kadar scuba tankı atmamışsınızdır. O yüzden bu şekilde dışarıya çıkmamışsınızdır arkadaşlar. Dışarıya çıktıktan sonra tekrardan arabanızın, daha doğrusu kamyonunuzun içerisine giriyorsunuz ve kopyalama işlem bu kadar basit. Kopyalama şu an bitti. Tekrardan kopyalamak isterseniz de şuradan direkt dışarıya çıkayım. Bu araba zaten burada. Görüyorsunuz Mobile Operation Center'da. Hemen mekaniği arayalım ve Casino Penthouse'a bakalım. Future Shock ihtimali orada mı? Buradan sağlamasını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten arabanız kopyalanmadıysa çağırdığınız garajda gözükmeyecektir. Hemen size şuradan göstereyim. Casino'dan çağırmıştık ve Future Shock ismimiz burada duruyor arkadaşlar. Tekrardan kopyalamak için arkadaki arabayı ya satın ya da boş bir garajınıza koyun. Ben olsam nasıl yapardım, hemen size şunu söyleyeyim. Buraya full bedava arabayı doldurdum arkadaşlar. Buradan çıkarttım. Nişan alma. Buradan çıkarttım. Future Shock ismi veyahut da herhangi bir arabayı buraya koyardım. Egecigen'de takas yapardım. Direkt otomatik olarak burası buraya gelirdi. 10 tane buraya hızlı bir şekilde kopya geldim. Siz de bu şekilde yaparsınız. Bu videomuzda buraya kadar olsun arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Bay bay.